Selamlar arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Games of War oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Arkadaşlar, bugünden itibaren kısmetse artık böyle günlük ya da haftalık, yani yenilikler oldukça hemen aynı gün yetiştirmeye çalışacağım mümkün olduğunca. Ve İngilizcesi az olan arkadaşlar olabilir veya neyin ne olduğunu henüz çözememiş arkadaşlar olabilir. Hızlı bir şekilde bilgi sahibi olsunlar istediğim için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, bugün şöyle bir etkinlik var. Hemen burada tabii ödüllerimizi falan toplayacağız ama onun öncesinde hemen bakalım, yeni bilgilere bakalım hızlıca. Gördüğünüz gibi bakın, bu sevgililer günüyle alakalı bir Battle Crasher geldi. Bu Battle Crasher nedir arkadaşlar? Aynı diğer, mesela şöyle düşünün. Diğer nonlar mesela karşınıza çıktığı zaman biliyorsunuz, ben size daha önceden söylediğim gibi bu resminin sol üst tarafında bir çantası oluyordu. Yani kese gibi. Sistemin attığını anlıyorsunuz ve onu öldürdüğünüz zaman ganimet topluyordunuz ve bazı şartlara, duruma göre neler alabileceğinizi de az çok anlayabiliyordunuz. Şimdi bu gördüğünüz Battle Crusher yine onun gibi bir çantayla gelecek. Bu nereye geliyormuş arkadaşlar? Birçok oyunculu kısımdaki savaşlarda rastgele sistem atabilir ya da keşif yaparsanız, ki hızlı bir keşif takımı yapmıştık, geçmiş bölümlerde paylaşmıştık. Onunla şimdi seri bir şekilde temizlik yapacağız. Ve bu 5 gün boyunca da devam edecekmiş. Rastgele sistem tarafından atılabilecek. Yani biz hem o hangi krallığa gittiysek hem ihtiyacımız olan beceri taşını aramaya, biriktirmeye çalışacağız. Nadir düşen taşları bulmaya çalışacağız. Hem de hızlıca Battle Crusher'ı karşımıza çıktıkça yok edeceğiz. Peki bize ne katıyormuş? Her bir yendiğimiz Battle Crusher bize 50 ruh puanı katıyormuş. Bu tabi azar azar birikiyor. Tabi şimdi diyebilirsiniz, ruh puanı çok çok hani değerli bir şey değil mi? O kadar yüksek bir değeri olmayabilir. Çünkü bol bol toplayabiliyorsunuz yine maşallah, ama tabii ki bu etkinliklerden az çok faydalanıyorsunuz. Normal işinizi yaparken yine %20, nasıl diyelim, bu beceri taşları bonusu olan yerler var. Bunlar hakkında size bilgi vereceğim. Bu bonuslar neye göre geliyor, gidiyor, bunları da anlatacağım. O şekilde bir dönümü yaptığımızda, dönüşüm yani, sürekli takip ettiğimizde biz de bundan faydalanmış olacağız. İhtiyacımızı toplamaya, hızlı toplama yollarını anlamış olacağız. İkincisi, bu bizim karakter bu hafta için gelmişti marketten. Yine bunun tanesi 300 saygınlık puanıydı. Dilediğiniz kadar alabiliyorsunuz, ekstra ödülleriyle beraber tabii ki dilerseniz. Şimdi bir sınıf challenge açılmış. Yine bir etkinlik. Bakın, fırtına çağıran için. Biz de bu fırtına çağıranın bu yer altındaki Stonesong Eyrie krallığından elde ettiğimiz karakterlerle kullandığımızda çok işimize yarıyordu. Ben de bu fırtına çağıran sınıfını geliştirmek için elimden geleni yapmaya çalışıyordum. Şimdi böyle bir challenge'da hızlı bir deneyim kazanma şansı da varken bunu da kullanırız diye düşünüyorum. Bundan da bahsederiz. For the Birds etkinliğinden zaten bahsetmiştik. Biraz savaşmıştık. Bugün günlük haklarımız var. Onları da kullanmaya çalışacağız. Yine Stonesong Eyrie'den aldığımız karakterler, bu For the Birds'te kullanabilirim. Onu seçebiliriz. Campaign etkinliği haftalık devam ediyor. Bu yeni mitik karakter Piskia yine saygınlık sandığından, elmas sandığından, lonca sandığından ve VIP sandığından çıkarma şansımız var. Ve de tekrar hatırlatıyorum, nonlar her yerde etkinliği geliyor arkadaşlar. 18 saat 57 dakika sonra, yani Türkiye saatiyle yarın sabah 10'dan itibaren gelecek. Ve bu önemli arkadaşlar. Bunlardan bol bol toplayabiliyorsunuz. O yüzden önemli. Şimdi şöyle bir başa dönmek istiyorum. Tamam. Şimdi etkinlikler kısmında da bu haftaki etkinliğimiz yine Sunkrest Krallığından bir sınıf yaptıysanız karakterler yetenekleri %10 artacaktı. Aynı şekilde Strix türü için de %10 artış vardı. Ve ayrıca bu karakteri eğer mağazadan almışsanız ve çok oyunculu savaş kısmında kullanıyorsanız size ekstra her savaştan artı 400 altın verecek. Onu da hatırlatalım. Şimdi biriken saatlik ödüller vesaire, bunları toplayalım. Sonra postamıza gelen ödülleri alalım. Hemen bunlara bakalım hızlıca. Evet, buradan ödüllerimizi aldık. Postamıza yine bakalım neler gelmiş. Günlük ödüllerimiz gelmiş. Lonca'da yine diğer arkadaşların yaptığı görev ödülleri gelmiş. Haftalık giriş. Şeref ödülü. Onun dışında Şubat ayı ödülü ve günlük VIP ödülü, hepsini bir toplayalım.
Ödüllerimizi alalım. Bakın 100 elmasımız daha oldu. Bakın ben dediğim gibi size daha önceki bölümlerde bu elmaslar böyle böyle birikiyor. Günlük şimdi görevler de var tabii. Bunları da şimdi bakacağız. Bunları toplayarak hızlı hızlı. Mesela bakalım günlük görevlerden. Bakın bu şeyi de söyleyeyim hazır önümüze açılmışken. Bu sevgililer günüyle ilgili bir haftalık bir takvim yapmışlar. Buradaki her kapının altında bir ödül geliyor. Bunları satıyorlar gerçek parayla. Almanız şart değil. Sadece son gün 14 Şubat'ta. Şu an ne olduğunu göremiyoruz ama ücretsiz oluyor. O gün ne verilirse buradaysanız alabiliyorsunuz. Onu da takip edeceğiz. Şimdi günlük göreve bakalım. Şimdi bakın 150 tane kırmızı manalı düşman öldürürsem %100 elmas veriyormuş. Hemen onu bir yapmaya çalışacağım şimdi. Savaşırken o birikir, hemen halledilir. Bu görevden sonra bu dün gelen görevde tamamlayamamıştım. Vaktim yetmedi. Eğer bunu tamamlayınca yenisi üstüne tekrar gelirse onu da yaparız. Gelmezse de bu artık bütün görevleri bitirdiğim için her gün bir tane görev geliyor. İşte ya 20 elmas ya 100 elmas bir şekilde geliyor. Yani hafta boyunca bir ekstra elmaslar da bundan gelebiliyor. Yine günlük görevlere baktığımızda sıradan görevlerde ruh puanları var. Bakın 60, 100 ve 200. 360 ruh puanı burada. Sonra bazı beceri taşları var. Burada 10 tane. Yine küçük beceri taşlarından, büyü taşlarından var. Ve de yine üretimde kullanılabilen parçalardan toplamda 825 tane var. Bunları da çıkaracağız. Tabii bir de ekstra olarak oyunlar kısmında zindana ineceğiz. Zindanda da günlük 3 savaşınız oluyor. Buradan da bakın ekstralar işte burada topazlar var sanırım. Ekstra yine üretim parçaları ve elmas parçaları. Bunlar yine üretimde kullanılan. Bunları da falan da toplayacağız. Ve onun dışında kampanya zaten haftalık geldiği için bu görevleri bitirmiştik bu haftanın. Yenisine yeni hafta bakacağız. Şunu bir kapatalım. Şunu tekrar kapatalım. Şimdi çok oyunculuk kısımda bir uyarı var. Bize karşı saldırı olmuş. Savunmada ne kadar başarılı olmuşuz onu da görelim. Hem oranın ödüllerini de alalım. Ve ondan sonra yavaş yavaş hızlıca başlayacağız. Evet bize bir saldırı olmuş. Onu da kazanmışız. Güzel. Savunma takımı hala Wargear takımı kullanıyorum. Şimdi şu şeyden bahsedelim arkadaşlar. Bazı krallıklarda beceri taşı bonusu oluyor. Mesela bakın rastgele birine girelim. Mesela Gulvanya. Bakın burada hiçbir şey yazmıyor sağ üstte. Sadece oradan alabileceğiniz Arcane taşını gösteriyor. Yani çıkarma ihtimaliniz olanı. Ama bakın bazı krallığın isminin üstünde bakın mesela şu Adana'nın üstünde bir turuncu karo var. Benzeri Broken Spire'da var. Ondan sonra bakın sol altta Sin of Mirage'da var. Başka bakalım bir yerde daha olması lazım. Gözden kaçırdığımız neresi onu görebilirsem onu da göstereceğim. Şimdi Adana Broken Spire. Sin of Mirage'ı gösterdik. Başka nerede var? Bir yerde daha olması lazım. Aşağıda mı kaldı acaba? Ha, şurada. Darkstone'da var. Mesela şöyle Darkstone'a girelim. Bakın sağ üstte dikkat edin. Bu alabileceğiniz Arcane beceri taşının üzerinde %20 Midstone yani bu taşlardan bonus %20 size vereceğini söylüyor. Yani ekstra bir taş daha kazanma şansınız olduğunu %20 art bunu veriyor. Şimdi bunları şöyle veriyor sistem arkadaşlar. Siz orada normalde 4 savaş yapıyorsunuz. Normal savaş bir tane mini patronla savaş yapıyorsunuz. Ve 5 savaşı bitiriyorsunuz. Büyük patron zaten orada elde ettiğiniz taşlarla geliyor. Büyük patronu saymayın. Sadece 4 normal artı 1 mini patronla savaştığınız zaman oradaki bonus kalkıyor ve rastgele birine gidiyor. Olmayanlardan birine. Ve toplamda 4 tane krallıkta oluyor bu. Siz de işte bunlardan ihtiyacınız olana girip onu yapıyorsunuz. İhtiyacınız olanı da şöyle belirleyebilirsiniz. Mesela profile girelim, envanter diyelim, beceri taşları diyelim. Buradan da en zor düşen arkeinlere bakalım. Küçükleri, büyükleri, runikleri geçiyorum. Bakın arkein mesela arkein stoik 4 tane varmış. Mesela bende olmayan ne var? Şöyle bakıyorum. Mesela arkein forest yokmuş. Tıklıyorum nerede? Zayicinde. Mesela bu sıfırları, birleri, ikileri sizin bir limitiniz varsa mesela ben her birinden 16'şar tane biriktirmek istiyorum diyorsanız 16'dan az olanları not edersiniz. Ondan sonra bu krallıklara geldiğinde doğrudan onlara gidersiniz. Mesela şu an Arcane Forest için Zayijin. Bakın Arcane Rage için o da sıfırmış. Brightlands'miş.
Bunlar aklımızda kalsın diye şöyle bakıyoruz. Arcane Storm'sun yine Adana, Dragon's Clave, Shen Tank'miş. Arcane Dark için de mesela Gulvanya ve Blighted Land'miş. Mesela bunlara şimdi kabaca baktım. Tabii siz not ederseniz ihtiyacınıza göre doğrudan seçersiniz. Mesela buradan Adana'da olduğu için hemen Adana'ya gidelim. Hemen orada bakıyoruz. Burayı seçiyoruz. Bakın bonus da var. Şuradan seviyesini siz ayarlıyorsunuz. Seviye 1'i biz hızlı keşifte kullanıyoruz. Onun dışındakileri mesela seviye 9 yaparsam bana ya da daha yüksek yaparsam buradan daha çok taş geliyor ve büyük patrona çabuk gitme şansım oluyor. Altınım daha çok katlanıyor. Token toplayacaksam 3 taneye kadar çıkarma şansı oluyor. Ama başlangıçta mesela token bir tane veriyor. Büyük patronu yenerseniz, pardon, evet öyle. Büyük patronu yenerseniz bir tane ve büyük patrona ulaşmak için gereken taşlardan da en az 3 en fazla 6. Yani bu az veriyor ama burada maksat biz beceri taşı toplamak. Mesela bunu seçtim. Seviye 1. Hızlı keşif takımını da seçeceğim hemen. Şöyle hızlı keşif takımımız da seçili. Şimdi hızlıca girip çıkacağız. Girip çıkacağız ve burada hemen 5 tane savaşı bitirmeye çalışacağız. 4 normal. Bir de mini patron. Ve buranın bonusu hemen kalkıp başka yere gidecek. Biz de burada ekstra taşlar toplayacağız. Bakın hemen geldi. Bu sevgililer günü impi. Bu arada ses kontrolümü yapayım ben bir. Tamam. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın bu aşk impi diye gelmiş ismi. Kendisi 16 dağdan hasar veriyor temelde 7 büyü gücüyle. Bu da şöyle sizin bütün karakterlerinize kaç hasar veriyorsa dağıtarak. Mesela 4 karakterim var. 4'ü de eğer hayattaysa o saldırdı yaptığı zaman 4'ümüze de işte 4'er vurduğunda 16 eder gibi düşünün. Ve de rastgele bir düşmana charm yapıyormuş. Bu charm da şöyle seçtiği kişi üstündekine ve altındakine vuruş yapıyor. Kendi saldırı gücü kadar. Eğer diyor ben diyor sersemletilmişsem diyor bütün dostlarımı kutsarım veya hepsine tüm dostlarıma 3 büyü gücü katarım diyor. Onların yeteneklerini arttırıyor. Yan becerilerinden bir tek en üstteki açık elemental bond. Bütün elementallere 2 can kazandırıyormuş. Şimdi bunu yok ettiğim zaman bakın bu arada sağdaki resmine dikkat edin. Kendi resminin sol üstünde imp'in bir çanta kese şeklinde görüyorsunuz. İşte bunu sistem attı demek. Yani biri takımına böyle bir kart koymuş olsa bu çanta olmaz. Tabi bu primal bir kart. Bu büyük ihtimal kimse alamıyordur diye biliyorum ama alınıyorsa da onu henüz bilmiyorum. Bu kart eğer oyuncular tarafından alınan bir kartsa oyuncu koymuşsa zaten çanta olmaz. Bu çantadan sistemin attığını anlıyorsunuz. Şimdi hemen hızlı keşifimizi hızlıca kullanalım. Çok güzel. Kırmızı manamızı hazırlamaya çalışıyoruz. Diğerlerine de yeşil kırmızı karakter kartımız var. Güzel. Hemen hızlıca vuralım. Hızlı bir şekilde burayı temizlemiş olduk. Ve bakalım bundan bize beklediğimiz 50 ruh puanı ekstra gelecek mi? Bakın 100 deneyimimizi aldık falan. Bakın ondan da 50 ruh puanı geldi. Normalde 13 geldi. Tabii siz ruh avı yapan bir takım oluşturursanız bütün detaylara dikkat ederseniz çok daha yüksek hızlı toplayabilirsiniz. Bu şekilde Battle Crusher'ı da arada buluyoruz. Tabii arada Gnome gelirse ondan da kazanabilirsiniz. Ama yani ondan itibaren artık ne kadar duracaksa ona dikkat edeceğiz. Bu şekilde bu kısmı size göstermiş olduk diye bu etkinlik bu şekilde Battle Crusher'ı sürekli bulmak için ya keşifte böyle hızlı bir keşif takımı yapacaksınız ya da çok oyunculu kısımda daha çok takılacaksınız. Oraya uygun güçlü bir takımınızla mesela şu an gelmedi impi buldukça yok edeceksiniz. Tabi bundan çok büyük çok nadir bir ödül gelmiyor o ayrı. Şurada beşli var bunu alalım yeşil. Şimdi buradan bir yeteneğimizle toplu bir saldıralım. Ve burayı hemen temizlemiş olduk. Böyle beşli denk geldiğinde falan. Seviye 1 olduğunda düşmanlar da tabii daha kolay oluyor. Hemen burayı da temizlemiş olduk. Hemen hızlıca devam ediyoruz. Üçüncü. Tabii ekstra nonlar gelirse işte ondan da nadir şu an bir şeyler çıkarma şansımız oldu. Normal zamanda çok nadir gelen karakterler. Ama yarınki etkinlikte inşallah bol bol çıkacaklar. Evet hemen ikinciyi de patlatalım. Evet hazır oldu. Tamam çok güzel hemen. Güneş kuşumuzu da saldırttık. Ve bunu da hemen temizledik. Buradan bakın runik rüzgar
taşı çıktı. Bu Arkane değil, dikkat edin, runik bunlar. Yani bu taşlar şöyle, bilmeyenler için küçük beceri taşları var, büyük beceri taşları var. Böyle runikler var, sonra da Arkane'ler var. En nadirler Arkane'ler. Buradan ekstra bir taş da çıkmamış. 659 olduk. Gelişime devam edelim. Evet, buranın 4. savaşı, sonra da mini patron ve buranın bonusu da böyle kalkıyor, değişiyor. Bunları da bu şekilde ihtiyacınıza göre hallediyorsunuz. Hemen diğer kısımları halletmeye geçeceğiz. Buradan sonra bunu size göstermiş olduk. Yani bunda ekstra uzun bir şey yok. Sadece güçlü bir hızlı takım yapmanız yeterli. Seri bir şekilde hem ihtiyaçlarınızı alın. Yani hem beceri taşı topluyorsunuz, hem deneyim vesaire geliştiriyorsunuz, hem sınıfınızı geliştiriyorsunuz, hem beceri taşı topluyorsunuz, hem de Battle Crusher ya da Gnome çıkarsa Gnome'dan ödüller alıyorsunuz. Şimdi mini patronla savaşalım, sonra da gidip bu ikinci etkinlik olan fırtına çağıranla alakalı kısma bakacağız şimdi. Sınıf savaşları gelmiş. Bakın burada da gelmedi. Imp ya da Gnome gelmedi. Hemen kuşumuz hazır oldu. Hızlıca temizliyoruz. Güzel. Şimdi buradan bazı taşlar topluyorsunuz. Bunlar 100'ü geçtiği zaman büyük patrona gidebiliyorsunuz. Mesela 8 tane çıkmış. Hemen bakıyoruz. 94 olmuş. Mesela buna devam etsem 100'ü bulunca büyük patrona da gidebiliyorum. Ve buranın bakın bonusu gitti. Mesela nereye gitmiş? Şöyle bakalım farklı olan hangisi? Şöyle bakıyorum. Broken Spire'da vardı. Darkstone'da vardı. Bakın Leonis Empire'a gelmiş buraya. Leonis Empire'a geçmiş. Dördüncü. Böyle bu şekilde ihtiyacınız olan yerlerde seri bir şekilde, özellikle bonuslu yerlerde yaparsanız ekstralarla daha çok bulma şansınız var. Şimdi diğer etkinlik. Bu Beta Crusher'ı anlattık. Sevgililer günüyle olan etkinliği. Bir 14 Şubat'ta özellikle girip ücretsiz ödülleri alabiliyorsunuz. İkincisi de çok oyunculuk kısmında ve keşif kısmında bu şekilde toplayabilirsiniz ekstralarla beraber. Şimdi diğeri bakalım şurada sınıf mücadelesi varmış. Hemen buna gidelim. Buradan oyunlar kısmına giriyoruz. Sınav bakın buradan başlangıçta da direkt yazıyor. Clustrial, yani bu sınıf kısmı sağdan da seçebilirsiniz. Şimdi fırtına çağıran sınıfını böyle bazı sınıflar için böyle etkinlik oluyor ve hızlıca deneyim kazandırabiliyorsunuz. Şimdi buranın kendi şartları var mı yok mu onlara da bakacağız az sonra. Bir savaş kısmına bir tıklayalım. Bakın burada her biri şampiyonları yenince bize bazı puanlar veriyor. 15, 15, 12, 10, 10. Peki bunların çarpanları var mı diye bakacağım. Mesela şampiyon yendiğimizde bize ekstra katacak bir şey var mı? Patronlar için var ama bu patronlar için olan burada geçerli mi onu bilmiyorum. Onu bir deneyeceğiz şimdi, bakacağız. Mesela önce bir ödüllere bakalım. Bakın deneyim puanları kazandırıyor hızlı hızlı. Siz normalde savaşınca bir deneyim falan geliyor. Burada bakın 5 puanı toplayınca direkt 10 deneyim. Ve hızlı bir şekilde devam ediyor. İleride 15 deneyimler var. Ekstra elmaslar var. Görüyorsunuz 20 deneyimler. Yine elmaslar, 25 deneyim, 30 deneyim. Burada bir de kaos orbu varmış. Yani hızlı bir deneyim. Dükkan kısmında da yine bir miktar elmas vererek. Mesela ben genelde Tier 1, 2, 3, 4'ü açmayı seviyorum. Özellikle katılacağım bir etkinlik olduğunda. Buradan yine bakın 5, 15 deneyim. Ekstra haklar. Yine bu sınıfa ait karakterler gelecekmiş. Ve iksirler size savaş yardımcı oluyor. Burada da bakın. Burada 5 deneyim, burada 15 deneyim, burada 50 deneyim. Burada ekstra bakın bir sürü beceri taşı veriyor. Onun dışında yine hak veriyor. Ruh puanı. Yine iksir ve dördüncü kısımda da 150 deneyim. Yani burada hızlı bir ilerleme var. Burada asıl bakacağım kısım şu silahı size vermiş olması. Bu silahı normalde arkadaşlar şeyden kazanabilirsiniz. Bakın bende olduğu için olmadı diyor. Buradan almanız şart değil. Siz bu sınıfı açtıysanız bu sınıfı karakterinize ekleyip o karakteri de bir takıma koyar da savaşırsanız 250 puan falan topladığınızda, yani 250 savaş mı gerekiyor öyle bir şey. Ondan sonra zaten direkt o size geliyor. Sistem tarafından direkt size geliyor. Buradan illa almanız şart değil. Ancak buradan gördüğünüz gibi 250
deneyim puanı katıyor ve bu silahı verdiğini söylüyor. Bizim buralara kadar girmemize gerek yok tabii. Devam edelim. 6. kısım burada 360 deneyim. Yine bakın bir sürü taş veriyor. Bayağı. Bu sınıfla ilgili ve 500 deneyim. Buradan itibaren de bu sonuncusu herhalde sürekli tekrar tekrar alınan. Yani dileyenler çok elması varsa ve bu sınıfı çok önemsiyorsa yeteneğini yüze tamamlayana kadar bütün yetenek ağacını açacak kadar isteyenler devam edebilir elbette. Gerekirse bunu düşünebiliriz. Önce bir savaş kısmına gelelim. Önce bu kısımdan bir bakalım. Şimdi neler diyor? Her bir şampiyonu yenince elde edeceğimiz puanlar olacak. 8 tane hak vermiş. Sadece bu 24 saatliğine duruyor. Tamam. Eğer siz bunu daha önceden açmadıysanız bu sınıfı buradan tıkladığınızda normal şartlarda şöyle açılıyor arkadaşlar sınıf. O krallık hangisiyse mesela bakın burada yazıyor Suncrest. Bu krallığa gidiyorsunuz. Ana görevleri bitiriyorsunuz ki bir sürü oluyor bu ana görev. Belki 20 civarı. Yapıyorsunuz. Sonra sınıf görevleri 4 tane oluyor. Sanırım onları yapıyorsunuz. Eğer bu sınıfı daha önce açmamışsanız bu etkinliği yakaladığınızda buradan doğrudan sınıfın o sadece 4 görevini yaparak sınıfı açıyorsunuz. Sonra da buradan hemen etkinliğe katılıp savaşıyorsunuz. Buradan deneyimler kazanıyorsunuz. Dükkandan alacaksanız ekstraları alıyorsunuz. Ve bu sınıfı hızlıca geliştiriyorsunuz. Ana görevleri yapmadan buradan hızlıca dahil etmiş oluyorsunuz. Özellikle yeniyken böyle sınıfları kazanmak güzel oluyor. Şimdi savaş kısmına girelim. Mesela rastgele birinciyi bir seçeyim. Şimdi burada bakın şartlar şu. Bir kere Sankres krallığından olacakmış. İkincisi de karakterlerin her biri Strix türünden olmalıymış. Yani hem Sankrestli hem de Strix. Şimdi buradan bana bunlara uygun sistemin kendi filtresinden göster diyeceğim hemen. Kendi direkt buradan işaretliyor arkadaşlar. Bakın hem Sankrest'i kilitlemiş hem Strix'i. Şimdi bunları ben şöyle nadirliğe göre sırala diyeceğim. Şöyle nadirlik. Şimdi bunlar yer altında biliyorsunuz geçen bölümlerde Stone Song Eyrie'de biz yer altından kazandığımız 4 karakter buradakiler. Garuda hariç pardon 3'ü buradaymış. Bunları arkadaşlar Yeraltı Kralı Stone Song ayrı zaten Suncrest'le normal krallıkla bağlı olduğu için o yüzden birbirini destekliyor. Bu 3 karakterden bir tek burada Harpy'yi göremedim. O da alttaymış zaten bu 4'ü. Harpy 1. Burada Kraliçe Soçi 2. Harpy Mage 3 ve Blade Wing 4. Bu 4'ü zaten oradan gelme. Zaten üzerinde dikkat edin. İsminin altında Stone Song Eyrie ve Suncrest yazıyor. Bunlar aynı zamanda Strix ve Mystic. O yüzden bunları içeriyor. Şimdi ben buradan Kraliçe Soçi'den alacağım. Bende 3 tane vardı. Yine Yeraltı Krallığından yine açabilirsiniz. Stone Song Eyrie'ye gidip. Ve buradan bir tane de Harpy Mage alacağım. Bakın benim doğrudan sınıfı seçmeme gerek yok. Ama sınıfı da isterseniz buradan silah kısmından silahınızı alabilirsiniz. Bakın ben bu silah bende daha önceden vardı. Artı 10 da yapmıştım. Upgrade kısmından şöyle göstereyim. Buradan mitik külçeleri vermiştik. Daha önceden yapmıştık. Bu silahımızı da istersek alabiliriz. Bu silahı almanın avantajı şu. Bu silahı alırsanız yanınıza mesela ben burada herhangi bir yere koyabilirim. Şöyle üçüncü sırada dursun mesela. Bunu alırsanız buradaki fark sınıftaki yeteneklerden ne açtıysanız şimdi sınıfı da seçelim. Fırtına çağrını. Pardon. Şöyle fırtına çağıran. Bakın ben daha önceden 20'ye kadar çıkmışım. Seçtim. İçine girelim. 26'da yetenek puanı toplamışım. Buradaki yetenekleri kullanıyorsunuz aktif bir şekilde. Eğer karakterinizi almazsanız o zaman buradaki yetenekleri aktif olarak kullanamıyorsunuz. Şimdi burada birinci yetenekten 20'ye kadar 26 puan toplamışım. İşte deneyim kazandıkça burada 40'a, 70'e ve 100'e de gelirsem bunları da açacağım. O yüzden önemli. Şimdi birincisine bakalım. Birinci yetenek. Buradan yeteneği de seçelim. Bizim karakterde içeride olan bir takım olarak kullanalım. Kraliçe Soçi'lerle beraber. Hatta daha önceden Stone Song Eyrie ile alakalı bölümümüzü izlemeyenler varsa burada şimdi o karakterleri de ben size anlatacağım. Mantığını neden seçtiğimizi göstereceğim.
Birinci yetenek kısmında üçünden birini alacağız. Diyor ki her dörtlü beşli eşleştirmende rastgele bir fırtına başlatır diyor. Bu fırtınalar hangi renkle alakalıysa o renkten daha çok mana düşmesini sağlıyor. Örneğin bir toz fırtınası ise daha çok kahverengi mana düşüyor sanırım. Ya da 8 can alarak başlayabiliriz karakterimize ya da 8 zırh alarak. Ben şimdi her dörtlü beşli eşleştirdiğimde fırtına başlasın ki fırtına varken yaptığımız ekstra özellikler oluyor, kullanabilelim. Şimdi bir alta bakalım 5. seviye yeteneklerine. Eğer diyor bir balyoz kullanıyorsan iki büyü gücü al diyor. Sizin yeteneğiniz artacak ama bizim silahımız misil diye geçiyor. O değil. Burada da diyor ki her dörtlü beşli eşleştirdiğinde kendi üzerindeki olumsuz etkileri temizle. Ki biz bunu madalyayla yaptığımız için %20 ihtimalle her tur bize geçtiğinde üzerimizdeki olumsuz etkileri tüm karakterlerden temizliyor. Onu aldığım için bunu almayacağım. Bir diğeri de eğer misil kullanıyorsan kendine iki büyü gücü kat diyor. Bunu alacağız. Burada da ekstra yeteneğimiz artsın diye. 10. seviye yeteneklerine bakalım. Burada diyor ki her bir sarı dostun için bir büyü gücü kazan diyor. Sarı zaten bütün hepsi. Bunu alabiliriz bir. İkincisine bakalım. Her tur kendine iki can bas diyor. Bir diğerine bakalım. Her bir sarı dostun başlangıçta %10 mana ile başlar diyor. Ben burada büyü gücümü arttırmayı seçeceğim ki yeteneğim iyice artsın. Her bir sarı dost için. 20. seviye yeteneklerinden de bakın burada da diyor ki savaşa başladığın anda bir toz fırtınasıyla başlarsın. Yani bir fırtınaya dahil başlayacağız. Ve bir fırtına 8 tur sürüyor ama 8 tur şöyle. Sizin sıranız bir tur, rakibin sırası bir tur. Yani benim sıramda 8 tursa rakip oynadıktan sonra bana geldiğinde 6'ya düşmüş oluyor. Bir bir gidiyor yani sırayla. Yani 4 tur gibi de düşünebilirsiniz aslında. Her bir sıra size geldiğini sayarsanız 4 tur. Ama karşılıklı sayarsanız 8. 20 seviyeye bakalım. Evet, bu fırtınayı söyledik. Rastgele bir düşmana ne zaman bir dost ölürse fire'ı fire yani fire'ı ateşini verirsin diyor rastgele düşmana. Bu fire ateşi de yetenekle vurduğunuz zaman sanırım %50 daha fazla hasar veriyorsunuz. Bir de tüm centaur türünden dostlarınız varsa hepsi için bir büyü gücü diyor ama yok tabi. Bizdekiler mistik ve Strix. O yüzden fırtına başlatmayı alacağım hemen savaşın başında ve diğerlerini de 40'a ulaşırsak 26'dayız biliyorsunuz kullanacağız. Güncelleyecek hemen. Evet. Tamam. Burayı daha önceden 20 yaptık. Buraya bakın özel becerileri de açabilirsem bazı taşlarımız eksik. İşte bunları da toplayabilirsek bakın mesela birinciyi açtığımızda tüm Strix dostlar için iki can kazanıyoruz. İkincisini açarsak her dörtlü beşli eşleştirmede rastgele bir düşmana iki hasar veriyoruz. Eğer üçüncüyü de açarsak ne zaman tur bize geldiğinde hemen bir ışık fırtınası başlatıyormuş. Bu da büyük ihtimal sarı manalar olabilir diye düşünüyorum. O yüzden bunu da açarsak işte her dörtlü beşli devamlı bir fırtına çıkarma şansımız olacak demek. Pardon, dörtlü beşli demişim. Her tur bize geldiğinde bir fırtına otomatik başlayacak demek. O zaman yetenekten de başlangıçta fırtına başlat dememize gerek kalmayacak. O yüzden önemli. Ve ekstra olarak bizim karakterin sınıfın işte özelliklerini çok kullanmak istemiyorsanız da bu fırtınayı buradan kazanmak. Ama gerçi bu sınıfı kullanmazsak buradan yararlanamayız. O yüzden burası işte bu yüzden önemli. Bunu da açmaya çalışacağız. Bir ara hızlı keşifle taşları toplayabilirim diye düşünüyorum kısmetse. Şimdi gelelim olaya. Buradan sınıfı seçtik. Şimdi karakterlerimizde 3 tane kraliçe soçi demiştik ama diğerlerini de size göstereyim hemen. Ve nedenini söyleyeyim. Sonra flamamızı, evcil hayvanımızı da seçeceğiz ve etkinliğe gireceğiz. Şimdi kraliçe soçi arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. O gün Stone Song ayrı bölümünde anlattık. Bir kere kendisi şu an temel değerimde benim büyü gücümle beraber şu an 21 hasar veriyor tüm düşmanlara. Eğer diyor fırtına varsa oyun alanındaki 5 tane manayı da patlatıyormuş. Bu patlattığı zaman etrafındaki 8 tane manayı da yok ediyor ve bu yok edilenlerden ihtiyacımız olan manalardan %50'sini bize topluyor.
Ve de oyun alanında bir kaymalar oluşturduğu için yeni dörtlü beşli eşleştirmeler olabilir. Bunların tetiklemeleri gerçekleşebilir. İşte bütün bunlar önemli ve yine bol bol mana topluyorsunuz. Ekstra olarak devlerde kullanırsanız 5 büyü gücü katıp yeteneğini arttırıyor. Size karşı yapılan yetenek saldırılarında hasar %25 azaltıyor ve de her dörtlü veya daha fazla eşleştirme yaptığınızda takımınızda öldürülmüş, boşalmış bir yer varsa buraya %35 ihtimalle bir Harpy Mage atıyor, çağırıyor. Bu Harpy Mage, bakın biz de o yüzden bunları daha önceden geliştirdik yer altından çıkarınca. Harpy Mage ne yapıyor arkadaşlar? Geldiği zaman kendisinin manasını doldurursanız, bu da sarı ve kırmızı, doğrudan bu yeteneğini kullandığınızda bir kere toz fırtınası başlatıyor. Yani kahverengi gibi mana toplamayı sağlıyor. Bu toz fırtınası sanırım. Ve de seçtiğiniz bir dostun mana renginde hangisini seçersek ondan bir tane mana rengi seçiyor. Ve o mana renkten 15 tanesini patlatıyor panoda varsa. Tabi bu şu anki değeriyle. Siz bunu daha da büyük gücünüzü arttırırsanız çok daha artabilir. Ve yine patlayanlar etrafındaki 8 taneyi de yok ediyor. Kaymalar oluşuyor. Dörtlü beşler olabilir. Bir sürü mana topluyorsunuz. Yeteneklerinde yine derde kendine 9 can katacak. Aynı zamanda ne zaman diyor? Bakalım bir. Ne zaman diyor bir düşman ölürse diyor. %25 ihtimalle takımda boş yer varsa Blade Wing çağırır diyor. Ve de savaşa %75 manası dolu başlıyor. Blade Wing de arkadaşlar, onu da geliştirdik tabii. Geldiği zaman kendisi bir kere seçtiğiniz düşmana doğrudan 26 hasar veriyor. Eğer diyor fırtına varsa %20 ihtimalle onu direkt öldürüyor arkadaşlar. Çok güçlü bir düşman olduğunu düşünün. Karşınızda güçlü bir rakip. Bunu %20 ihtimalle öldürme şansı var. Yani doğrudan yok etme şansı var. Ekstra olarak devlerde kendine 5 büyü gücü katıp işte büyü gücünü, yeteneğini arttırıyor. Ve her bir dostun yaptığı büyü de kendine bir büyü gücü katıp yine yeteneğini güçlendiriyor. Ve de her tur sıra size geldiği zaman %5 ihtimalle takımda boş yer varsa bir harpi çağırıyor. Ve harpi de arkadaşlar, yine onu da geliştirdik. Harpi de tüm dostlara 14 can veriyor. Eğer diyor bir fırtına varsa bütün düşmanlardan 4 mana emiyor. Bu emdiği manalar hem kendini doldurmak için iyi, hem de rakibin yeteneğini kullanmasını geciktiriyor. Ekstra olarak devlerde 9 can kazanıyor. Ve de savaşa başlarken eğer takımınızdaysa direkt toz fırtınası başlatıyor. Ve de her tur size geldiğinde %5 ihtimalle bir harpi daha çağırabiliyor. Yani devamlı olarak takıma destek veren güzel kartlar. Bu Kraliçe Soçiler'le başlayacağız. Bir tane kendi karakterimizi koyduk. Bunu tabii şöyle de yapabiliriz. İlla burada olması gerekmiyor. Bunu başa da atabilirim. Bizim silahımız nasıl çalışıyor onu da söyleyelim tabii. Silahımız arkadaşlar doğrudan seçtiğiniz düşmanın canına, yani zırhını görmezden geliyor. Zırhı 1000 bile olsa önemli değil. Doğrudan canına 30 vuruyor şu anki değerle, büyü gücüyle. Ve ekstra olarak fırtına varsa bütün düşmanlara ekstra 15'er canına vuruyor. Yani seçtiğinizde 30 artı 15, 45 vuracak canına. Diğerlerine de 15'er vurmuş olacak fırtına varsa. Ve de fırtınayı hemen kaldırıyor. Öyle bir olumsuz yanı var ama eğer dediğim gibi bu fırtına çağıran yeteneğindeki becerilerin hepsini açarsanız zaten tur her sıra size geldiğinde doğrudan bir fırtına başlatacak. Işık fırtınası. O yüzden önemli. Gördüğünüz gibi bu da böyle etkili. Ve bakın bunun becerileri işte buradan görünüyor. Sınıfın becerisi en altta, gördüğünüz gibi her tur bize geldiğinde ışık fırtınası başlatma olayı. Yani bu silahı şu an kullanırsam çok işime yaramıyor. Ama ben sırf sınıfın becerilerini kullanabilelim diye bunu takıma dahil ettim. Yoksa ben buraya bir tane Harpy Mage koyabilirdim. Harpy Mage de çünkü hemen savaşa başlar başlamaz. Buradan bakalım. Pardon. Evet, buradan yeteneği hazır olur olmaz sizin için fırtına başlatıyordu. Ya da bir harpi alıp doğrudan bir tane toz fırtınasıyla başlatabiliyorsunuz. Zaten harpi yok edildiği zaman Kraliçe Soçi bir tane harpi mage atabilir. Dörtlü beşli yapacaksınız yani. Şimdi bu şekilde başlayacağız. Bunu takımın önüne koydum. Yok ederlerse hemen Kraliçe Soçi çıkarsın diye 3 tane Kraliçe Soçi'niz var. Bunlardan biri bile yok olsa biz yine dörtlü beşli ile birer harpi mage bulursak, harpi mage'in etkilerini de kullanabilirsek birbirlerini çağıra çağıra
etkili olsun dedik. Şimdi bunu seçtik. Onun dışında filemamızı seçelim. Bakın bizim takım neyden oluştu? Bizim silahımız sarı. Kraliçe Soçi sarı kahverengi. Diğer karakterler geldiğinde onları da tabii ki göz ardı etmemek lazım. Yine şuradan şöyle göster diyelim. Kraliçe Soçi sarı kahverengi. Harpi Meç sarı kırmızı. Harpi yeşil kahverengi. Ve The Blade Wing mavi kahverengi. Yani sarı ve kahverengi üzerine bir takım olduğu için flamamızı da sarı ve kahverengi içerenleri göster diyorum. Buradan bakın seçiyoruz hemen. Sarı kahverengi var. Sarı 2 kahverengi 1. Mor eksi diyor. Bizim mora ihtiyacımız yok. Zaten biliyorsunuz biri yeşil kahverengiydi. Biri mavi kahverengiydi. Diğeri de kırmızı sarıydı. Dolayısıyla yeşil vardı, mavi vardı ve kırmızı vardı. Mor yoktu. O yüzden moru azaltması önemli değil. O yüzden direkt koboldu alıyorum. Buradan evcil hayvana da geldiğimde şöyle bakıyorum. Bize sarı ve kahverengi ağırlıklı bir şey lazımdı. Burada o tarz bir benim evcil hayvanım yoktu. Zaten geçen bölümlerde konuşmuştuk. O yüzden yanıma şanslıyı alacağım. Şanslı da bize ekstra %2 deneyim kazandırıyor. Savaşlardan tabii ileride geliştirebilirsek. Evet, şimdi bunu da seçtiğimize göre takımımız hazır. Şu an 9490 gücünde. Ve bu takımla gireceğim. 8 tane hakkım vardı. Şeye bakmadık. Ona da bakalım. Mesela bu şampiyonlarla çarpanlar var mı? Yok mu merak edenler için. Temizle diyelim. Hepsini göster diyelim. Yani bizde olmayan kartlar dahil. Bir kere bir şampiyon yazacağım. Bir de boss yazacağım. İkisine de bakacağız. Şöyle. Şampiyon. Tabi İngilizce yazmak lazım. Bununla alakalı hiçbir şey çıkmadı. Bir de yine hepsini göster ve boss diyelim. Şöyle patron manasında. Evet bakın mesela şu çıktı. Buna uygun olarak bakıyorum. Bu sadece patrona karşı savaşırken ekstra hasar vermeyi sağlıyor. O yüzden bununla alakalı bir şey yok. Yani skor arttıran bir şey değil bunlar. Skor arttıran ne var diye bir de ona bakalım. Yine hepsini göster. Yani bu şartlara uygun, bu filtrelere uygun. Puanla ilgili ne var diye bakıyoruz. Bakın hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi burada skor arttıran ekstra bir şey yok. Bizim burada yapacağımız her bir düşmanı yenmek. Hatta size onu da şuradan göstereceğim. Bir geri gelelim savaşa girmeden. Bakın ödüller kısmında dikkat ederseniz round 1'de 0 bölü 5 diyor. Yani puan üzerine bir şey gitmiyor. 5 tane düşmana. Bakın 5 tane düşman var. Her bize puan katıyor ama burada önemli olan 5 düşmanı yendiğinizde hemen 5 düşman yenilenecek. Muhtemelen daha güçlü olacaklar ama bunların bakın mesela üstündeki kupalar onların seviyeleri sanırım. Yani ilk ikisi 10 seviye, üçüncü 12, dördüncü 15, beşinci 15. Biz bunları bir kere yendiğimizde birinci ödülü alabileceğiz. Ve bu ödüller gördüğünüz gibi her bir beşli de toplam 8 tane. Yani toplamda 40 savaş yapmanız lazım. Ve 40'ını kazanmanız gerekiyor. Ve bunu başarırsanız da işte bütün ödülleri alıyorsunuz. 8 tane hak vermiş. 40'ı tamamlamak istiyorsanız ikinci olasılık da şu. Oyunda kuzgun var. O denk gelirse onu yok edebilir ve savaşı alırsanız size 2 hak veriyor. Yani hem o savaşı yapmış oluyorsunuz hem de ekstra verdiğiniz hakkı alıp üstüne de bir hak daha almış oluyorsunuz. Bu da size hız kazandırıyor işte haklar bakımından. Çok istiyorsanız da dükkanda mesela birincisi 30 elmas verirsiniz. 2 hak daha alırsınız. 5 deneyim. 2 tane buraya uygun kart verecek. 2500 altın, 500 ruh puanı ve iksir. Bunları kullanmak istiyorsanız baştan da seçebilirsiniz ki iksirlerden faydalanmak için. Yine ben buradan beceri taşlarına bakıyorum. Neler veriyor diye. Bakıyorum. Mesela Runic Wind diyor. Burada Runic taşlar varmış. Mesela bakın Runic Fire. Farklı olanlara bakıyorum. Evet, Runic bunlardan bayağı bir taş veriyor ama toplamda 38 taneymiş. Yani her birinden değil diyebiliyorum. Burada bakıyorum büyük nelerden veriyor diye. Şöyle. Arcane'lerden veriyormuş. Mesela bakın Arcane Storm veriyormuş. Başka yok. Diğerleri küçük. Yani burada Arcane Storm verecek. Ve bu şekilde takip edebilirsiniz. Hangisinden alayım, hangisinden almayayım. Ama tabi sırayla almanız gerekiyor. Alacaksanız. Şimdi devam edelim. Olaya girelim.
Ben burada şimdi dükkandan ekstra bir şey almadım ama alsam mı diye bakıyorum. Ekstra deneyim için. Yok, buradan almayalım çünkü buradan bana ekstra vereceği bir şey yok. 5. seviyede verdiği silah da zaten bende var. Ben bu etkinlikten yapabildiğim kadar yapsam yeterli. Zaten normal istiyorsam fırtına çağranı kullanırken kendim savaşırken seçebilirim tekrar. Başlayalım. Zaten 5 ile de savaşmak zorunda olduğunuz için illa en zorunu seçeyim demenize gerek yok burada. Baştan başlayalım. Şimdi bu takımla hemen birinci hakkımızla girelim. Bu arada şu kısımda normal savaş kısmına tıklar. Mitik savaşı falan seçerseniz ekstra haklarınızdan feda ederek çok daha güçlü bir şekilde girebilirsiniz. Mesela mitik savaş ekstra 4 hak daha verirseniz 1 artı 4 5 hak gidecek sanırım. O zaman bütün dostlarınızı yeteneklerini %200 arttırıyor. Yani çok istiyorsanız seçebiliyorsunuz ama bu haklar da işte yine dükkandan almanız falan gerekiyor. O yüzden ben şimdi tek hakla giriyorum normal. Kendi gücümüzde. Hem takımımızın alan saldırı güçleri de var. Kraliçe Soçi vesaire. Hem bizim cana vuran silahımız var. Evet şimdi. Buradan tabii ekstra iksir almadığım için ekstra bunlar da olmuyor ama bizim için öncelik şimdi sarı kahverengi. Sonra da dörtlü beşli var. Mesela bakın mavi dörtlü var. Onun dışında kuru kafa işleşmesi görmüyorum. Bir mavi dörtlüyü alalım. Şöyle. Burada bir sarı dörtlü oldu. İşimize yaradı. Hemen onu aldık. Bakın ekstralarla direkt ekstra manalarla 11'i bulduk. Yine sarı bir tane daha alabilirim. Kahverengi diğerlerine lazım. Şuradan bakıyorum. Sarıyı alalım. Pardon, yanlış dokundum. Evet, rakipten sonra sıra bize geçti. Şimdi bakın. Bunlar başta zayıf rakipler geldiği için mesela bakın zırhı canını toplayalım. En altta 12, sonra 14, sonra 10, sonra 17. Ben burada zaten doğrudan birine 33 vuruyordum ama genel olarak da diğerlerine de 15 vuruyordum. 15'in dışında olan bir tek en üstteki 10 artı 7, 17. Demek ki ona vurursam doğrudan vuruşumu yok ederim 33 ile. Diğerleri de zaten 15'in altında kaldığı için hepsi yok olur bu silahla. O yüzden bu şekilde saldırıyorum. Tabii şeye de dikkat etmek gerekiyor. Fırtına var mı yok mu? Eğer fırtına yokken yaparsanız o zaman o ekstra vuruşu yapmazsınız. Tamam, buradan hemen bakın iki deneyim aldık. Normal kendimiz savaşarak aldığımız deneyim bu. Bir küçük taş. Şimdi bir hakkımız gitti. Hemen bu arada seçince fark etmiyormuş galiba. Bakın hepsi yine açık. Ben 5 tane savaş yapmam geri yetiyormuş. Ben öyle düşünmemiştim. Her birini sırayla temizleyin. Ha tamam, öyleymiş. Bir an dedim işareti yok mu? Solda ortada işaret çıkmış. Tamam. Bunu tekrar seçemiyorum şu an tıklayınca. O zaman sıradan gidebilirim. Her bir beşini temizleyince bir ödül alacağız çünkü. Bir an o işareti görmedim. Acaba yanlış mı biliyorum diye baktım. Evet bakın kuzgun geldi. Şimdi ben bir hak önceki savaşa harcamıştım. 8 hakkım vardı. 7'ye düşmüştüm. Buraya girdim. 6'ya düştüm. Bu kuzgunu yenersem, yok edersem ve savaşı da kazanırsam 6'ya düşen hakkım tekrar 8 olacak ve 2 de savaş yapmış olacağım. İşte bu önemli. Şimdi tekrar bakıyorum. Sarılar var, kahverengiler var. Dörtlü falan var mı diye bakıyorum. Göremiyorum. Bu arada kuzguna da sarı lazım olduğu için önceliğimi sarılara vereceğim ki bırakmayayım ona diye. Sarıyı alarak başlayacağım. Evet, o kahverengi alması önemli değil. Sarıyı bırakmam lazım. Mesela şimdi kahverengi alırsam araya sarı gelirse bir kötü olabilir. İyi. Bir eşleşti, bize yaradı. Şimdi fırtına var mı? Bakın en alta dikkat edin. 4 yazıyor. Yani 2 turu geçti. Bir ben, bir o, bir ben, bir o. 4'ü bitti. 4 kaldı. Fırtına varken vurduğum için. Şimdi hemen bakıyorum. 15'in üstünde kalan var mı? Kuzgun 9 toplam. İşte ikincisi 17. Üçüncüsü 10. Dördüncüsü 17. Yani ikinci ya da dördüncüye vuracağım. Biri kalacak. En alttaki efsane olduğu için en alttakine vuracağım. Ve diğer 15'er vuruşumda da ötekiler gidecek. Ama yetenek gücü artışım vardı benim. Şeyi unuttum arkadaşlar. Madalyam %160 yeteneğimi arttırıyordu. Muhtemelen onun yüzünden hepsini alabildim. Onu hesap etmemiştim. İki hakkımı aldım. Şimdi gördüğünüz gibi iki savaşı bitirdim. Üstüne de 8 hakkım yine var.
İşte bu haklar da sürekli geldikçe biriktirebilirsek, savaş kaybetmez, kuzgunu kaçırmazsak bu şekilde bu etkinlikten de faydalanabiliyoruz ve ödülleri alacağız. Mesela şimdi bunu devam edelim. Üçüncü savaş. Bu etkinlikte Battle Crusher gelmiyor. Çünkü o çok oyunculuk kısmında ve keşif kısmında geliyordu. Yalnız Nom geliyor mu onu bilmiyorum. Gelirse görürüz de bu etkinlikte belki Nom da gelmiyordur. Bakın bir kuzgun daha geldi. Şu an hakkım 7'ye indi girerken. Alırsam hakkım 9'a çıkacak. Yani 1 artmış olacak. Üstelik de bir savaş daha yapmış olacağım. Buradaki de yine sarı mana istiyor ve efsane olarak geldi. Dörtlü var kahverengi. Sarıya bakıyorum. Başka bir dörtlü kuru kafa eşleşmesi görmüyorum. Kahverengi bir alalım. Güzel. Şimdi sarı bırakmamam lazım. O yüzden yukarıdaki sarıyı alacağım. Kuzgunun önden hazır olmasını istemiyorum. Tamam, şimdi tekrar bakıyorum. Sarı önceliğim. Sarı yok. Kahverengi yok. Onun dışında dörtlü beşli falan bakıyorum. Şimdi şuradaki üstteki yeşil alırsam kayıp aşağı mor atarsa üstten mor gelirse dörtlü olur. Bir deneyeceğiz. Kuru kafa da yok zaten. Sarı geldi. Kuru kafa geldi. Onu bir vuralım. Bu arada sarı bırakmışız yanlışlıkla. Hemen aldık kuzgun. Çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü %30 ihtimalle yeteneğini kullanınca kaçabiliyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Sarı bırakmamam gerekiyor. Kahverengi alalım. Dörtlü sıra bizde kaldı. Güzel. Tekrar bakıyorum. Sarı yok. Kahverengi şu an yok. Şöyle bir kaydıralım. Güzel. Bir tane kaldı. Şimdi sarı bıraktı. Sarıyı alacağım. Tamam. Yeteneğim hazır. Güzel. Şimdi dörtlü var. Onu bir alalım. Şimdi kuru kafa saldırım var. Onu da alalım. Güzel. Oradan onu da halletmiş olduk. Yeteneği kullanabilirim artık. Doğrudan ona vuracağım için zaten olay bitiyor. Güzel. Bakın şimdi ekstra bir hakkım, yani hakkım 9'a çıktı. 8'de başlamıştım ve 3 tane savaş yapmış oldum. Güzel. Yani ne kadar çok kuzgun bulursam ve alabilirsem benim için faydalı. Şimdi 2 savaş daha alabilirsem zaten birinci ödülü alacağım. Toplamda benim 40 savaşı kazanmam halinde bütün ödülleri alıyorum biliyorsunuz. O yüzden önemli. Şimdi 4. savaş, sonra 5. savaş. Zaten bu 5 savaşı bitirelim. Birinci ödülleri alalım. Size bunu da göstermiş olduğumu düşüneceğim ve hemen burayı da bitirmiş sayacağım. Gerisine ben kayıt dışı devam edebilirim zaten. Evet, burada bakın dikkat ederseniz kuzgun gelmedi. Tabii kuzgunun her iki savaştan birinde gelmesi haklarımızı korumamız demek ve üst üste gelmesi demek de ekstra haklar alabilmemizi sağlıyor. O önemli. Şimdi sarı var, kahverengi görünmüyor. Dörtlü falan bakıyorum. Göremiyorum. Kuru kafa eşleşmesi görmüyorum. Sarıyla başlayalım. Diğer sarıyı da o aldı. Kahverengi yok, sarı yok. Dörtlü beşli göremiyorum. O zaman kaydırma yapacağız. Şöyle kaydıralım. Sarı var orada. Güzel. Kahverengi de var. Ben sarıyı bir alayım. Evet, bir yeteneğimiz hazır. Kahverengi o aldı ama bu arada bu yıldızı bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Daha önceden bahsettik. Bu yıldız patlatıldığı zaman kim patlatırsa patlatsın karakterlerin ihtiyacı olan manayı anında dolduruyor ama birini, birkaçını, hepsini doldurabilir. Aynı zamanda rakibinizinkileri de doldurabilir. Yani garantisi yok. Sadece sizinkileri dolduracak ya da hepsini dolduracak değil. Bir anda hepsini bile doldurabilir. Şimdi yeteneğimizi kullanacağız. Fırtına bakın son 2 kalmış. Yani bir tur daha kullansaydık rakip de kullanınca fırtına bitiyordu. Hemen bunu kullanacağım. 33 artı. Tabii benim ekstra %160 artışım da var ama. Yine ben bir bakayım. En çok olana vurayım. En alttaki 23. Pardon 21. Pardon 23. 19, 20, 18. O zaman 23 olana vurarak başlayalım. Güzel. Diğerlerine de fırtına için doğrudan canına vurarak. Bu arada ben niye yanlış hesapladım arkadaşlar? Sadece canlarına bakmam gerekiyordu. Ben toplayarak baktım. Hatam orada. Toplamama gerek yoktu. Hemen şunu da al. Ve buradaki 5. savaş.
Tabii ben size bu etkinliği sonuna kadar yapayım, gittiği yere kadar göstereyim isterim ama sıkılmanızı da istemiyorum. Şimdi dörtlü mavi gördüm, bir hızlıca gözüme çarptı. Beşli mavi varmış hatta doğrudan. Onu da gördük. Bakalım sarı yok, kahverengi yok. Dörtlü beşlilere baktık az çok. Kuru kafada yok. Şu beşli maviyi alalım. Pardon. Evet, bir kuru kafa çıktı. Bu arada rakip de kuzgun çıkmadı. Sarı ve kahverengi göremiyorum. Kuru kafayı alalım. Biz doğrudan cana bakmamız gerekiyordu. Mesela bakın, ikinci de 12 can, üçüncü de 18 can, dördüncü de 21 can. Bunlara bakmak lazım. Sarı var, alalım hemen. Kahverengiyi alacağım. Tabii yanlış yere dokunmazsam. Şimdi sarı. Bu arada bakın, kraliçe soçileri hiç kullanmama gerek kalmadı daha. Bunlardan da alan vuruşumuz falan oluyor. Kuru kafayı vuralım. Bir düşmandan daha kuzu. Sarı dörtlü geldi. Hemen alıyoruz. Yukarıda bir kahverengimiz var. Ama yeteneğimi kullanabilirim. Şimdi 21 canı olana vururum. Diğerine de fırtına olduğu için şu an başladı. 15 vuracak. En azından ekstra %160 artışı olup olmadığını görebiliriz şimdi. 3 kalıp kalmayacağım. Bakın 3 kaldı. Yani sadece 15'i vuruyor. Tamam. Şu an. Orası 3 kaldı. Oraya bir kuru kafa var. Onunla vurduk. Bu zaten bitiyor. Güzel. Tamam, doğrudan cana bakmamız yeterli bu yetenek için. Ve buranın 5'ini bitirdiğim için bu şekilde bakın. Ayrıca fırtına çağıranda şampiyon seviyem 27'ye çıktı diyor. Burası 5, 10, 20, 40, 70, 100 diye gidiyordu. 40'a ulaşması yetiyor. Şimdi ödüllere gidelim. Buradan bir 10 deneyim daha alacağız. Hem 5 elmas 1000'de altın. Güzel. Bu şekilde bunu ilerletiyorsun. Bakın sonra diğer 5'li savaşlar. Ekstra. Bakıyorsunuz 8 akla başlamıştık. 7 hakkımız kalmış. Yani 1 hak gitmiş. Ve bu şekilde tekrar 5'li geldi. Bu sefer bakın seviyeler 20, 20, 22, 25, 25. Yani daha güçlü geldi. Giderek sizi zorlayacak. Şimdi diğer olaya dönelim. Battle Crasher'dan bahsettik. Bu size bu etkinliği gösterdik. Sınıfla ilgili. Bundan bahsettik. Üçüncü olarak şuradaki görevlerden ve şeyden bakalım. Günlük görevde 117'ye çıkmış. 150'ye ulaşırsa elmasımız vardı. Şimdi günlük görevleri buradan temizleyeceğiz. Bir de buradan oyunlar kısmındaki zindan, günlük zindan haklarımızı halledeceğiz. 3 tane. Bunlar da biraz zorlu oluyor giderek. Hemen bunları da halledelim. Sonra bölümümüzü bitiririz. Bugünkü etkinliklerden bahsettik. Yine sormak istediğiniz her şeyi yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar yine sıradan böyle hızlı hızlı. Hızlı keşifle de yapabilirim. 1500, 2800 lira falan. Sonrasında da normal güçlü takımı kullanabilirim. Yani bunlarla sizi oyalamama gerek yok. Bunun dışında da herhangi sormak istediğiniz bir şey olursa her zaman yazıp sorabilirsiniz. Şimdiden tüm desteğiniz için teşekkür ediyorum. Destek olmak için her zaman abone olarak destek verebilirsiniz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.